fena durumda değil hala ama erken oyunda baskı yeme ihtimali var. Tabi o gelirse yok. Oo, şu an sıfır baskı yerler. Yani Corki koridorda 1v1 duracak tamam ama Poppy Corki, Poppy ormana gidecektir bu durumda. Syndra'yı o kadar darlayabilecek bir ikili değil. Ha bir şekilde sıçrasını alırlarsa Nautilus koridoru bırakıp sıçrasız orta koridora çok baskın atmayı sever. Orada biraz PS Çıtalo'nun alt koridoruna da iş düşüyor. Ya biraz daha sanki özellikle orta koridorda Poppy ile beraber zincirleme kitle kontrol efektine katkı sağlayabilecek bir orta koridor gelebilirdi bence. Zaten orta koridorda bir tanesi Yirichen'e de zorlamış durumda şu anda Bey. Tabii Corki yani bir süredir hani son dönemlerde çok görmedik ama sezon boyunca oldukça fazla gördük. Ejder'i erkenden almayı başaran PSG bu sefer 4 kişilik bir operasyonla hemen doğduğu gibi alametin başına. Çünkü savaşması çok zorunda. Yani Corki'nin hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapamıyor Corki bu dakikalarda. Targamas çalıya doğru yürüdü ama iki kişiye güzel bir sersemletme geldi Bey'den. Yani yine de geldiler savaşmaya. Corki daha çok uzak hem de. Yani şanssız da bir Corki o. Yankos siz bunu almayın yeter diyor sanırım. Çalabilecek mi acaba? Bir deneme geliyor burada. Kimde kaldı alamet? Yerde gözün durduğunu görüyoruz. Cannon ultisi içerisinde can veriyor Yankos ve ruh tehdidini de ortadan kaldırmak amacıyla dağ ejderine konuyor burada. Önemli bir herhangi adım. Herhangi bir direnişle de karşılaşmayacak. Önemli bir adım. O hep bahsettiğimiz o Corki. Minyonlar geldi. Tristana E'si var. O kule şu an yok hükmünde zaten. Bunu bilen PSG ittirip ilk kule altınını alıyor takımını. İkinci alameti de bu arada PSG çok rahat bir şekilde aldı. Bu alametle birlikte eğer orta koridor kulesini düşebilirlerse Corki'nin de o rahatlığının önüne geçebilirler. Targamas'ın başı belada diyecektim ama Yankos oraya yardıma geldi. Şimdi ultimatum olduğunu görüyoruz. Hanabi'den yukarıdan B'ye de yetişmiş. G2'nun üyeleri bir bir düşüyorlar. Duvarın üzerinden atlayan Targamas. Patlayıcı çiçeğin lütfuyla çok güzel kurtulsa da 3 skor buluyor burada PSG. Üstelik alametin üstüne buluyor. Bununla orta koridor kulesini de alacaklar. Aniden müthiş gaza bastı PSG. 3. galibiyetine mi gidiyor acaba? Galiba maç bitti. Yani Bey'den... O derece diyorsun. Bey'den müthiş bir ışından bu arada arka tarafa atılmış. Peki bir şey soracağım Triel. Targamas niye orada abi? Öncelikle bence bunu... G2 niye orada daha doğrusu evet, takım halinde? Yani, ve şundan da bahsedeyim yine bak hani kepsizlik eşyalara baktığımız zaman hep böyle durumsal eşyalar. Yine burada bir kronometresi geldi. Sihirşen aldığı için zaten yani güç patlamasını bir tık daha ötelemiş oldu. Sen Aral son dönem ejderleri çok iyi bir kazanma kuşlu olarak bulmuyorsun ama alev ejderinin değeri nedir? Yani ejder tier listi yapacak olsaydın alev ejderini nereye koyardın? Hanabi ileri atıldı. Broken Blade'in arkasına burada ışından da atılmış. Kaiving Nehir'den geliyor şimdi. Bolca kitle kontrolü bekliyor Broken Blade'i burada. Işından da durdurmayı başarmışlar. Ama Broken Blade'i düşürecekler gibi görünüyor. Onun üzerinde bir tutuştur da var. Yuhan ileri atılıp skoru alırken o bozulan ışından da olmuş merak ediyorum. Ve G2 Baron'u başlatmış Bey bu sürede. Bey sıçrasını kaybetti. Bu Baron da hiç hızlı alamaz G2. Ama bunu ne kadar yapabilecek? Bu arada ışından Hanabi'nin mi? Hanabi'nin ışınını. Arkaya dediğin Caps. Gibi Anabi'den güzel bir ışından gelmişti ama Caps o kadar ters bir pozisyonda ki Kaiving'in mızrağına düşecek. İçeri giren Anabi iki kişiyi sersemletmeyi başarıyor. Ondan intikam skorunu almayı başarıyor. Kalista ciğerini söküp ama geriye kalan G2 üyeleri kaçmak zorundalar. Broken Blade kaçmak yerine savaşmaya karar verdi. Targamas'ın hayatını kurtardı. Kendisi 4 kişinin içinde muazzam hasar veriyor. Flakit'la beraber ve G2 çok sıkıntılı görünen bu karşılaşmada, daha doğrusu bu savaşta kazanan taraf olmayı başarıyor. Burası Hanabi, özür diliyorum. Unified'e yazar. Çok korkunç oyundu Unified burayı. Zaten alamayınca da reset'i biraz dengesi de bozuldu PSG'nin. Bu Baron'a giremezler. Yem zaten bu. Alamazlar yani onu. Yalnız Unified Targamas'ı patlatıp reset alıp biraz cam bile sıkabilir gibi görünüyor burada. Ya Unified çok tehlikeli. Bu çok riskli G2 için. Targamas'ın bir şeyler yapması lazım Unified'a. Ya çok kolay reset bulacak W'suna şu an Unified içeri girmeye karar vermiş durumda. Sana zaten çok kasmış durumda. Zaten çok fazla menciri var. G2 içeri ne yapmaya çalışıyor artık? Burada Unified Targamas öldürerek başka kişine. Neler yapıyorsunuz? Geri kalan üyeleri de çok rahat almayacak. İki skor aldı burada. G2 Baron'u aldı belki ama karşılığında rakibin taşıyıcısına 3. skorunu veriyor şu anda. Bu doğru bir karar mı? Felaketin kıyısından döndü G2 öyle diyeyim. Baron yani da gidebilirdi yani. Ruh bu arada bu.
Çok kolay aldılar. Alev ruhunu almayı başarıyor ve sonrasında bir savaş patlak verecek. Burada Broken Blade içeri girdi. Targamas da aynı şekilde. Hanabin ultisi sanıyorum kullanılamadan düştü, özür diliyorum. Şimdi kullanılmış. İki kişiyi indirmeyi başarıyor bu ultiyle. Broken Blade tek başına kaldı burada. Takım arkadaşları hızla erirken kronometresine saklanmak bir şey ifade etmeyecek. Ve PSG alev ruhunun da ekstra hasarını kullanıp G2'yu darmadağın ediyor bu savaşta. Ve oyunu bitirmeye gidiyorlar. Çünkü Yuhan üste dönüşü bozmak istiyor. Yuhan... Yuhan Caps'in hasarına yenik düşecek burada. Caps'ten çok güzel oyun ama... Caps'in oyun bitmeyecek. Tek başına üstü tutma sorumluluğuna sahip şimdi. Çok fazla minyonu yok. Caps'in hala dönmedi üstüne. Bayağı bir sağ sol yaptı orada. Unified bir kule çıkarabilir mi bu sırada? Yok, inhibitor alıp çıkacak Unified ama... Evet, Malmortius'un ağzını o da tercih etmiş. Burada full eşya olmuş. Ay, kesiyorlar bana. Bu 50-50'ye bırak. Yalnız ışığından çok uzağa, ta orta kuleye geldi Hanabi. Baron'u %50 canın altına indirmeyi başaran bir PSG var. G2'nun burada bir şey yapması lazım gibi görünüyor. Oynamak istiyorlar yalnız. Targamas daha savaşa gelemeden ana bir tarafından eritildi. Baron Pit'in içine ışından geliyor şimdi ve Hanabi ultisini kullandı. Burada Nautilus üzerine atılıyor ama sersemletmesini uyguladı bile o. Bey, Targamas'ın düşüren isim Broken Blade. Unified, İki kişinin arasında Unified. Güzel hasar çıkarıyor ama inelerini kullandıktan sonra oradan uzaklaşacak. Unified ise arka cephede bulduğu herkesi mermilerine kurban ederken katliam geliyor neredeyse. Sadece Broken Blade hayatta. Tek başına üssü tutma görevi var ama PSG üstünde Baron, alev ruhu ve bu kadar kasılmış bir Tristana varken 3. galibiyetini alacak gibi görünüyor. Unified çok doğru oynadı. Yani daha yakınında Broken Blade vardı vurabileceği. Hayır dedi, benim Corki'yi kesmem daha önemli dedi ve Corki'nin üzerine atladı. Ve Broken Blade'in tek kişilik kahramanlık çalışması elbette burada yeterli olmayacak. PSG beklenmedik bir galibiyetle 3. zaferini alıyor MSI Rumble aşamasında. Bir daha yendiler G2'yu. Yani. Bu da gol. Hadi ilki tesadüftü. Bu ne? Yine aynı şekilde oynandı bu arada oyun. İlginç bir şekilde.